Şimdi mahalle yönetmeliği 1970'lerde çıkan bir yönetmelik. Yaklaşık 40 yıl olmuş, bir değişiklik olmamış. Ve dolayısıyla burada özellikle tıbbi bölümünde değişiklikler olmadığı için bazı sıkıntılar yaşanıyor. Örneğin bir vatandaşımız organ nakli oluyor. Hayati öneme haiz bir organ nakli. Şimdi karaciğer nakli oluyor, böbrek nakli oluyor, kalp nakli oluyor. Şimdi bu alanlarda ciddi teknoloji anlamında, sağlık anlamında, tedavi anlamında önemli gelişmeler var. Bu değişim ve gelişime maliyet yönetmeliğimizi uydurma adına bir değişiklik yaptık. Onları buraya adapte etme adına bir değişiklik yaptık. Mesela organ nakli olan, hayati öneme haiz organ nakli olan vatandaşımız maliyet maaşına bağlanmış olacak. Bugüne kadar nasıldı? Kendisi sürekli takip ediliyordu. Belli periyotlarla onu kontrol ediyoruz. Uyum sağladı mı, organ sağlamadı mı? Ve belli bir süre maliyet aylığı kendisine ödeniyor idi. Bu aylığı alıyor idi. Ama belli bir süre sonra bakıyorsunuz, iyi organ uyum sağladı diyorsunuz ve maliyet aylığını kesiyorduk. Fakat netice itibariyle bir önemli, hayati öneme haiz bir organın nakli söz konusu. Bunu yine çalışma hayatıyla baş başa bıraktığınız zaman daha büyük komplikasyonlara neden olma ihtimali veyahut da neden olduğu görüldü. Bundan dolayı hayati öneme haiz organ nakillerinde maliyet aylığını vatandaşımıza bağlamış bulunuyoruz. Bu bir. İkincisi, şeker hastalarında bir durum. O da kamuoyunda yanlış anlaşılıyor. Şeker hastalığı diyelim ki yüksek düzeyde seyrediyor vatandaşta. Üç organında bir tahribat, yani hayatını, yaşamını engelleyecek bir tahribat. Diyelim Allah korusun ayağını kesilmiş, gözünde görme bozukluğu başlamış, böbreklerinde sıkıntılar oluşmuş üç organında. Bu tıbben tespit edildiğinde bu şekildeki şeker hastalarımız da maliyet aylığı hakkını kazanmış olacaklar. Şimdi ben şeker hastasıyım, maliyet aylığı bana bağlanacak gibi bir durum söz konusu değil. Onun hayati fonksiyonlarını sürdüremez üç organında meydana gelen sıkıntının bir neticesi olarak onu maliyet aylığı. Çünkü vatandaş çalışamaz artık. Çalışamayacağına göre başka sosyal devlette bir güvencesi de yok. Bunu bu şekilde maliyet aylığıyla bu sorunu çözmüş oluyoruz. Ama bunların bir şartı var. Bu şekilde müracaat eden vatandaşımızın 10 yıl çalışmış olması ve 1800 gün sigortalılığı olması gerekiyor. Yani siz gittiniz, 1700 gün sigortalınız var, olmuyor. 1800 gün sigorta olacaksınız ve 10 yıl çalışma süreniz olmaz. Organ veren mi, organ alan mı mağlulen? Mağlulen emekli organ alan vatandaşımız yani. Çünkü hasta olan kendisi yani. Şeker rahatsız derken 3 organında bir rahatsızlık olduğu zaman olmuyor değil mi? Olmuyor tabii. 3 organda bu tespit edilecek. Yani bu neyi gösteriyor? Şeker rahatsızlığı vücuda yayılmış. Artık onun çalışma şansı kalmamış. Veya yakın gelecekte kalmayacak anlamında bakış açısı bu. Ve doğrusu da budur. Yoksa bir organda olabilir. Vatandaşın ayaklarında bazı şeyler olmuş olabilir veya başka bir organda olabilir. Bu tedavi edilebilir. Bu önlenebilir bir rahatsızlık o süreçte. Ama üç organına sirayet etmiş ve orada görme bozukluğu başlamış, ayağı kesilme durumuyla karşı karşıya kalmış, böbreklerinde ciddi sorunlar meydana gelmiş ise bir hastada artık bu hastayı çalışmaya zorlamak son derece sosyal devlette yanlıştır düşüncesiyle bu değişiklikler yapıldığı için kamuoyunda bu bilgiler eksik ve yanlış veriliyor. Sanki şeker hastasıyım ben, şekere baktırdım 150-200, dolayısıyla ben gidip hemen maliyet aylığı bağlayalım diye bir yaklaşım doğru değil. Dediğim gibi 10 yıl çalışma, 5 yıllık sigorta primini yatırma şartlarıyla birlikte bunlar gerçekleşecek. Akıllı ilaç önemli bir değişimdir yani. Maliyet yönetmeliğindeki değişiklik son derece önemli. Günümüze uygun olması gereken bir değişiklik.